Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli aka ukalar, opa singillar, bugün siz kadırdallar bilen navbattagi sohbetimizni boshlaymiz. Bugungi sohbetimiz savol-javoblar uchun Abror Muxtor Ali rasmiy kanalimizda savol berish imkoniyatimiz bor. Jonli muloqot Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali amalga oshirilmoqda. Har kuni inshaalloh Robbil alamin ba'zi mavzularda, ya'ni imkon qadar bir mavzularni yoritish orqali sizlar bilan savol-javoblar rukunida suhbat olib boryatuvdik. Bugungi masalalar, bugungi mavzu musulmon insonning dunyodagi hayotda asl maqsadi Allohning roziligini topish bo'lar ekan. Uning boshida bo'ladigan turli xil holat hodisalarga to'g'ri baho bera oladigan saviya muhim ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Musulmon odam tabayyun degan sifatga ega bo'lish kerak. Tabayyun arab tilida tabayyun degani bir narsani aniqlashtirish, aslini surishtirib bilish. Tabayyun sifati xabar keltirgan insonning shaxsini, xabar keltirgan hodisaning aslini va xabarning quvvatini, ma'no mohiyatini taftish qilish kerak. Xabarni kim keltirishidan qat'iy nazar, hodisa voqeaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, xabarning shakli nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni eshitib, boshqalarga aytib, qo'llab-quvvatlab yuraverish musulmon tabiatiga, axloqiga to'g'ri kelmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak hadisi shariflarida kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bikulli ma sami'a deganlar. Musulmonning kishining gunohkor ekanligiga kifoya qiladi eshitgan narsasini gapirib yuraverishligi. Eshitgan narsasini gapirib yuraverish uning gunohkor ekanligiga kifoya qiladi. Boshqa bir rivoyat bor, payg'ambar alayhissalotu vasallam ithman mas kaziban deganlar. Bir kishining eshitgan narsasini tekshirib o'tirmay, asliga yetib bormasdan gapirib yuraverishligi yolg'onchi ekanligiga kifoya qiladi deganlar. Demak, tabayyun sifatini Alloh subhanahu va taolo mu'minlarda bo'lishligini buyurgan. Mu'min xitobi bilan buyurgan. Hujurat surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. أي إيمان keltirganlar. Mu'minlik sifatimizga xitob qilyapti Alloh taolo. Hey iymon keltirganlar. Mu'minlar, quloqingizni oching. Xitob sizga, bizga. Hey mu'minlar, İmanınız var mı? Kulağınızı açın. Tarafkeşlik, her türlü narsanı çekkeye sürüp koyun. Şu cayda bir narsanı, ulamalar etken bir narsanı sizlerge ilin hemen. Braderler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a 1400 yıl aldın nazıl bugün şekilde düşünmeyelim Kur'an'la. Kur'an bizge nazıl buluyetken şekilde kulağımızı açışımız gerek. Kur'an sizge hitap kılıyetkenini his qilish, tushunish, tuyishingiz kerak. Qur'on bizga xitob qilyapti. Bizga to'g'ridan-to'g'ri xitob qilyapti. Hey iymon keltirganlar. E'tibor bering. Meni otim Abror. 1000 ta odamning ichida hey Abror desa, menga quloqimga eshitiladi. Ism meniki. Hey iymon keltirganlar degan xitob mu'minlarga tegishli, bizga tegishli. Quloqni ochishimiz kerak. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
Agar bir fosiq sizga xabar keltirsa, uni tekshiringlar deydilar. Tekshiringlar. Tabayyun kalimasi, fa tabayyanu kalimasidagi tabayyun kalimasi o'ziga xos shartlarni taqozo qiladi. Ya'ni xabar Imom Shofi'iy mana shu oyatning muddaosidan chiqib aytadilarki, al aslu fil akhbar hiya al fisq deydilar. Xabarlar aslida asli bir xabar yetib kelsa u to'g'ri deb qabul qilinmaydi. Xabarning aslini noto'g'ri deb qabul qilinadi. To'g'ri deb ishonib ketilmaydi. Nimaga? Chunki inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu deydi Alloh taolo. Fisq xabarni aslida fisq ekanligini Alloh taolo xabar beryapti. Qachon uni to'g'ri deyiladi? Qachonki xabarni tekshirib, o'rganib chiqqanimizdan keyin to'g'ri deyiladi. Yuqorida eslatganimiz hadisga ko'ra, eshitgan gapimizni gapirib yurmaymiz. Tekshiramiz. Mu'minning sifati bu. Biz mu'minmizmi? Alhamdulillahi robbil alamin. Mu'minmiz. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ديابت الله تعالى تبين قليلر تكشريلر أن تصيبوا قوما بجهالة أجر تكشر مسنجز بر قوم جا بر طرف جا مصيبة يتخذ قويشنجز ممكن بر قوم جا تخمت قويشنجز ممكن بر جماعة غيبت قلب قويشنجز ممكن bir jamoaga uyushtirilayotgan tuhmatga tuhmat najosatiga o'zingizni botirib olishingiz mumkin. Antusibu qomman bi jahalatin jaholat bilan voqeani hodisani bilmasdan gapirish bilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Keyin qilgan ishingizga nadomat qiluvchilardan bo'lib qolasiz. Nadimin. Nadimin kalimasi arab tili istilohiga ko'ra ismi foilni bildiradi. Va bu nimani ifoda qiladi desa, doim nadomat qiladigan bo'lib qolasiz. U keyin yuvolmaysiz. Bir gunohni, xatoni qilib qo'yasiz, bir noto'g'ri ishga aralashib qolasizda, shuni pushaymonligi bilan hayotingiz tugaydi. Ona bo'lmaydi keyin. Alloh taolo buni ogohlantiryapti. Endi sizga ba'zi misollarni keltiraman. Islamofob jamoalar har doim islomni radikal qilib ko'rsatishga harakat qiladi, jaholat egalari qilib ko'rsatishga harakat qiladi, birovni o'ldirishlikka, ya'ni qiziqadigan qilib ko'rsatishga harakat qiladi va islom tarixida bo'lgan hodisalardan yulib olib sizga bizga islom mana shu deb ko'rsatishga harakat qilishadi. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini qo'llari bilan bir mushrikni o'ldirganlar. O'zlarini qo'llari bilan bitta mushrikni o'ldirganlar. Ana shu joyini olishadi-da, ko'rdinglarmi? Bir odamni o'ldirgan payg'ambaring deydi. Vaholanki payg'ambar alayhi salatu vasallamning atroflaridagi qancha odamni qatl qilishdi ular. Hey dedilar. Men yaxshilik tarafdoriman dedilar. Hoy dedilar. Tegmanglar dedilar. Hoy, Robbim Alloh deganimiz uchun bizni azoblaysizlarmi dedilar. Hoy dedilar, Ammor ibn Yosirning onasini o'ldirishdi. Yosirni o'zini qatl qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgani uchun, oddiy e'tiqod erkinligini talab qilgani uchun Bilolni qiynashdi, Ammorni osib qo'yishdi, qiynashdi. Habbob ibn Aratni olovga o'tga yotqizishdi. Qancha sahobalarni qiynashdi. Bu qiyinchiliklar yetmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan vatanlaridan Badarga qilishdi ular. Quvib solishdi. Qatl qilmoqchi bo'lishdi, qochib qutuldilar. Ilohiy tavfiq bilan ularning
necasat kollarını Allah Subhanahu ve Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge yetkizdirmedi. Şunça iş buldu, şunça iş. İslam tarihini yazgan ulamalar, İslam tarihinde bulup ötken uruşlarını, hemmesini müdafaa uruşu deyişken. Müdafaa uruşu kılma, hemmesi. Badr müdafaa uruşu, Uhud müdafaa uruşu, Handak müdafaa uruşu, Ahzab müdafaa uruşu, Handak Ahzab müdafaa uruşu, Tabuk müdafaa uruşu. Hemmesi özünü müdafaa kılış için, itikadını himaye kılış için bu gençler. Hiç bittesi tecavüz bulmayan İslam tarihidir. Peygamber aleyhissalatu vesselamın tarihlerinde bulup ötken uruşlarını, siyarlarını, hamasını hesaplayın. 1200'ye yakın adam vefat etken. Hamasını bulup. Ondan hem 700'de düşman tamamdan. Müslümanlardan 500'ye yakın adam dünyadan ötken. Bütün başta 23 yıllık tarihte. İslam tarihidir. Ve bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam bir cayda kollarına bitti neyzeni alıp yok ki kemanını alıp otkellerde bittesini boynunu tilip gitip şunu azabı bilen öl geldiğini kilitir. Bana Muhammed deydi. O da mıdır kendi işe? Haberini siz teşirmeseniz, arkasını örgenmeseniz Müslümanlarını yaman atlıklı kursası çoğuradı. Toktamaydı bu. Toktamayken. Ka'b ibn Ashraf degen adam barıdı. Ka'b ibn Ashraf, müşriklerden. Öte tili sassık adamıydı. Tili yaman adamıydı. Şair idi, şiir yazardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını hacim kılıp şiirlerini yazardı. Neçi mertte Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını hakaret kıldı. Uzağdan turup su kardı. Her narsa tiliye neme gelse Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı onu atardı. Ka'b ibn Ashraf. Keyin şu derecege bordu ki, provokatsiya yani şu derecege ko'tarib bordu ki, Madinaning atrofiga kelib, Madinadagi cho'rilar qizlarni o'g'irlab olib qochib, ularni tajovuz qilib zo'rlardi. Shu derecege bordu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam oxiri aytdilar. Xo'p, birodarlar, kim bor shu Ka'b ibn Ashrafning yomonligini to'xtatadigan? Dediler, bir sahaba kolunu götürdü, ben boraman dedi. Fakat sizden bitti iltimas, siz hakkınızda eğer birer yomorro gap gapirsam, ruhsat var mı dedi. Ruhsat dediler. Halbuki adam barıp, Ka'b ibn Ashrafını dost deydi. Onge barıp durup, Muhammed'e ergeşiyorduk. Bitti tüye soradı. Keyin yana, hemen aslında soruyu atıptı. Dip, onu içige kirdi. Sen gelime de genedim. Halbuki düşman hindi, düşmanı dostum de gendik. Onu uyga kabul kıldı. Keçkırın bugün de öldürdü onu. Bana şuna yetişerdi ki Muhammed deydi casus cüneti bir kişinin öldürdürgen. Ve onu kıyan işini tabayyun kılış gerek. Neme uçun onge buna münasebet buldu. Neme uçun. Onu örgen iş gerek. Onu yetişmeydi. Eşitip yapıp yürü vursayız. Ha Muhammed aleyhisselam bir adamını öldürüştü. Adam dönetken. Tabayyun muhumbur anlarlar. Tabayyun bu megünge kadar... Siz İslam'ınız niye himoya qila olmaysiz? O'zingizni ham himoya qila olmaysiz. Va provokatsiyaga uchib qolasiz, tushib qolasiz. Uchinchi misol birodarlar. Bani Qurayza bilan bo'lgan mujodalada Bani Qurayzadan 700 ga yaqin erkak kishini balog'atga yetgan erkak kishini qatl qildirganlar. Payg'ambar aleyhissalom mana shuni sizga ko'rsatishadi, mana deyshadi. 700 ta odamni qatl qildirgan bitta cengde deyişedi. Bunu tabayyun kılmasayız, örgenmeseyiz, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ını cahiller, vakıya hadiseden bihaber adamlar katıl deyip yürgenge okşap katıl deyişimiz gerek mi? Buradarlar, şuna kadar deyişimiz gerek mi? Muhammed aleyhissalatu vesselam katil bu megeller. Muhammed aleyhissalatu vesselam uşa Bani Qurayza'nı Medine-i Munavvara'da özlerige ittifakçı kılıp kabul kigeller. Kol taşışken, vada taşışken. Düşman kese billalaşıp onge karşı cihan kılamız deyilgen. Bu oldu degeller. Bani Qurayza'nı hıma yakaladılar. Bani Qurayza'nın düşmanından. Müslümanlarge ham düşman hücum kıladigen bolsa ularge karşı Bani Qurayza yanmayan turuş gereği.
Vakiyanın mahiyeti, arkadaki vaziyetini örgenmesinden durup, Muhammed Aleyhisselam 700'te beni Kureyzelik erkeklerini öldürdü dese, Resulullah katil bu kaladı mı? Haşa. Peygamber Aleyhisselam katilmez. Peygamber Aleyhisselam adam öldürgeni kime gelirler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insan yaşatış için gelirler. Kança adamlarını keçirir gelirler. Ne gerek var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ını 700'te adamını katil kılıçlar? Vakıya ne bugün? Ahzab, Gatafan kabilesi bilen Kureyş kabileleri 14 bin askerini tartıp Peygamber Aleyhisselam'da hücum kılıp kegen de Handak kazdırgeller Handak'tan ötüş almayken. 14 bin askerge kuşulup Bani Kureyza'nı adamları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hıyanet kılışken. Hıyanet kılışken. Arkadan bıçak vuruşken. Kıyın külleri de yani musibetge, imtihange robaro bugün peytleri de ular hayillik kılışken. İttifakçılar hayillik kılışken. Ve ondan keyin ularının Gatafan bilen Kureyş kabilesi maksadiga erişe olmasından kaytip gitgenden keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam Bani Kureyza'nı aldığı barıp çakırgenler. Kanı? Hıyanetke cevap verirler. Ular avval rasa yani özlerini himoya qilgan. Anaqadan çıkışmagan. Kasırdan özlerini kal'alardan. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam taktike bilen onlarını op çıktırgenler. Ular çıkkallardan keyin aytganlar. Men sizlerge hukum kılayım mı? Sizlerine nima kılıçlık kerek hakta? Men kılayım mı hukum? Yoki özingler tanlanglar deganlari de o'sha kabilege ittifakdaş bo'lgan, o'sha kabileni en yakın adamlardan bo'lgan. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu'nu ular o'zi tanlagan, o'zi, Bani Qurayzani o'zi. Bizga Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu radıyallahu anhu mana aytibdi. Yahudiylar aytmagan. Sa'd ibn Muaz bizga hukm chiqarsin degan. Keyin saat aytganlar, ayollarini, bolalarini olib qolib, qolganini hammasini qatl qilamiz deganlar. Xoinni jazosi shu. Xoinni jazosi qatl ekanligi to'g'risida hozir ham aksar davlatlarda ittifoq bor. Harbiy tribunal bor. Urush bo'lganda o'zimizni askarlarga o'q otgan askarni o'ldiriladi. Harbiy tribunal o'ldiradi uni. Yoki qattiq jazolaydi. Ölüm cezası toxtatılgan bolsa, harbi tribunalga otadı mı yok bilmiyim ben. Lekin uruş mobaynada bolsa onu otiladı, öldürüladı. Onu Peygamber aleyhisselam hukumunu vermegenler. Lekin doğru taptın degenler sadece. Demek buna nisbeten Resulullah'a nisbet verilmeydi. Onları özleri gözleri kıyken. Ben ne degen edim aldırrak? Ben ne degen edim? Ben aitmegen midim? Degen geplerini cüde yakış görmeyim ben. Demek ki şuna narsalar amalga oshishligi menga qanaqadir g'urur bo'lishligidan Allohdan panoh so'rayman. Lekin men sizlarga aytgan gapimni iymoniy asoslarga bog'liq ekani uchun aytayapman. Men sizlarga meni gapim to'g'ri chiqdi demayapman. Iymoniy asoslar to'g'ri chiqqanligini aytayapman sizlarga. Bu odam o'zi diniy nizo qo'zib, hadislarni ustidan kulib bir odamning oilasiga burnini tiqib, musulmonlarning hayotini o'zining hayotiga o'xshatib yurgan tappidan iborat odam edi. Bo'mish edi, bo'mish uydan haydalgan odam edi. Va uni qidiruvda ekanligini aytgandim sizlarga. Qidiruvdagi odam, qarshidan Qashqadaryodan yaqin tanishlarimiz aytgan edi, bizda qidiruvda bu odam degan. Va u Toshkentga kelib olib, o'sha art qanaqadir degan gastinistada berkinib, ya'ni jinoyatdan qochib berkinib yurgan odam edi. Ya'ni ichki ishlarni qidiruvdagi odam edi. Lekin kimdir buni bu joyda ishlatishga harakat qildi. Jakuyga nima plus bor edi? Masala O'zbekistonda ko'pchilik uni gapini eshitib turgan, ya'ni trendda turgan odamlarga sakrasa, ularga nisbatan yani katta informasyon maydon hosil qilib olsa unga hiç kim tegolmaydi degan
narsani o'rgatishdi unga. Va muhlat qo'yishdi. Shu muhlat ichida o'sha bizdan o'ch olmoqchi bo'lgan guruhlar o'sha muhlat ichida eplasang eplading, tegmaymiz, ko'zni yumamiz deb turishdi. Nima bo'ldi? Provokatsiyaga o'ynata olishmadi. O'y Jakuy va uning tarafdorlari. Sallar o'qiyotgan kitobni biz yozganmiz. Bizga berilgan ta'limot ilohiy ta'limot. Biz islom ta'limotining asrlar mobaynida haq uzra doim g'olib ekanligiga iymon keltirganmiz. Sallarning aqllaring yetmaydi islom ta'limotini oyoq osti qilishga. Haqorat qilasan, so'kasan, uzoqdan tuhmat qilasan, bo'xton qilasan da, lekin aslida hech narsaga erisha olmaysanlar. Bundan keyin ham Jakuyni pozitsiyasini olaman degan u anovi sobiq deputat do'sib bo'ladimi? Anovi Agneshkani o'g'li Zafarillo bo'ladimi? To'dalanib kellaring. Qo'llaridan kelsa, osmon qo'lingda bo'lsa tashavorlaring. Qo'llaringda bo'lsa tashavorlaring. Sanlarni bunaqangi intrigalaring, sanlarni bunaqa tuhmatlaring bu dunyoni o'zida inshaalloh robbil alamin inqirozga uchraydi. Men sizlarga shu kalimalar bilan aytgan edim. Alloh subhanahu va taoloning yakkaligiga naqadar iymon keltirgan bo'lsam, bu tuhmatchilarning oqibati inqiroz ekanligiga shunaqa iymon keltirganman. Shunaqa iymon keltirganmiz. Iymonimizni mana shunaqangi istidlollar bilan, dalillar bilan ko'rib kelganmiz biz. Dalil so'ramasdan iymon keltirganmiz. Alloh taolo bizni shunaqangi dalillar bilan quvontirgan har doim. Buni foyda tomonlari bormi musulmon odamga? Musulmon odam har doim yaxshi tarafini ko'ra oladi. Foyda tomonlari bor birodarlar. Biz bilmaymiz buni. Biz so'zlarimizni, gaplarimizni yetkaza olmagan joylarga bu tezak bizni gaplarimizni yetkazdi. Endi odamlar masalani mohiyatini qaytadan sal sovuganda xotirjam aql bilan xotirjam shaklda ko'radi. Keyin o'z bahosini beradi. Aqli hushi joyida odam masaladan to'g'ri xulosa chiqaradi. Demak, boshlanishdagi suhbatimizning mavzusi tabayyun edi. Qisqaroq aytamiz, musulmon odam eshitgan xabarini valdirab yuravermaydi. Eshitgan xabariga ishonib ketavermaydi. Eshitgan xabarini tasdiqlab qo'yavermaydi. Nima qilish kerak? Tekshirish kerak. Agar aralashmoqchi bo'lsangiz, tekshirishingiz kerak. O'zbekistonda 95% musulmon bor. Musulmonlarni e'tiqodi, iymon keltiradigan hadisini ustidan kulyapti bu. Oqpadar dinnur, qorniga kaltak kelgan menda. O'shaning uchun uni alami o'lguncha ketmaydi. O'lguncha ketmaydi. Nimaga? Chunki yegan, ham gapdan yegan, ham mushtdan yegan o'sha paytda. Yeb qo'ygan deydi, shunaqa yeb qo'ygan. Uni alami bor, men o'zi yozgan, senga qarshi degan menga, fashist senga qarshi bo'lsa fashist tarafini olaman degan. O'shanda aytgandim men, to'g'ri. Menga qarshi galiboylar, LGBTlar, sen ularni ham tarafini ol bo'lmasa deganman. Xo'p deb ketgan, ya'ni xo'p deb yozmagan u. Ketgan shu bilan ma'lum bo'ldi shunaqa. LGBT bizga qarshi Dilnur Oqpadar ular bilan. Radikal bizga qarshi Dilnur Oqpadar o'sha bilan. Tezak Jakuy sassiq bizga qarshi u Jakuy bilan birga. Jufti haroming bilan qo'shmazor bo'l. Tushundingmi? Dilnur Terpila. Sen bilan hali hisob-kitob qilamiz. Butun xalq bunga o'xshagan tuhmatchilarga joyini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Indamasangiz ko'ryapsizmi qanaqa to'dalanyapti ular? Yo'q. Haqni zohir qilmaguncha botil yo'qolmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa degan. Ayting haq keldi, botil zoyil bo'ldi, chunki botil zoyil bo'luvchidir degan. Botilni yo'q bo'lishligi uchun haqni keltirish kerak birodarlar.
haqni keltirishimiz kerak. Endi bularga o'sha kim undan aziyat chekkan bo'lsa, huquqiy asosda unga qarshi ishni, ya'ni nazoratini olishimiz kerak.